Sayın Başkanlarım, 112 Başhekimleri, çalışma arkadaşları, değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Yaklaşık 20 yıldır 112'ciyim. Hastane çalıştım, 112'de çalıştım, sağlık ocağında çalıştım. 112'nin farklı bir yapısı var. Genelde, şimdi de 3 aşağı 5 yukarı öyle. Bizler derdimizi çok fazla anlatmayız, sıkıntılarımızı çok fazla söylemeyiz. Sağlık ocağımız işte hastanemizin, 112'mizin bir tarafı boyası dökülmüşse bunu kendimiz elimizde köşeye boyamaya çalışırız. Sağlık ocağında bir hastanede genel maddesini bulup boyatmayı tercih ederiz. Daha kolaydır bu işler. Şimdi bizim bu derdimizi çok söylemediğimiz için çok fazla üst yönetimimiz sıkıntılarımızı bilmez. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilmez. Birçok sağlık müdürümüzle çalıştım. Hep böyle geldi gitti. Ama buraya gelince şunu fark ettim. Sayın müdürümüz öyle değil. Yıllarca hastaneye çalışmış. 112 deneyimi bildiğim kadarıyla yok. Söylediği şeyler şu. 112'nin temizliğini bizimkiler niye yapıyor? Niye neresinlerde bizimkiler uğraşıyor? Onları nasıl rahat ortamda çalıştırabilir? Şu anda kaç metrekarede kalıyorlar? Şartları nasıl düzeltebiliriz? Hep o yönde çalışıyor. Ben doğrusunu isterseniz çok şaşırmam. İlk defa birisi bizim çalışma şartlarımızla ilgili bir şeyler söylüyor. Beni çok mutlu etti. Onun sayesinde Sağlık Bakanlığımız bir yazı yazdı biliyorsunuz. Hastanemizin şehrimizin temizliği ile ilgili, ülkelerimizin temizliği ile ilgili. Çalışma şartları ile ilgili. Biz 50 metrekare, 55 metrekare kafetler yaptığı anlamıştık. Biraz daha büyük yapabilir miyiz diye söyledi. Şimdi onu 70 metrekare çıkardık. Biraz daha büyük. İnşallah her geçen gün birazcık daha toparlıyoruz. Sayın müdürümüze huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Vallahi sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 6 ay 112'deyim. Ben İstanbul 112'ye geldiğimde şöyle bir şey planlamıştım. Yani daha büyük çalıştığım üzere küçük bir yerdeydim. Telefonumda günde 30 defa, 40 defa, bazen 50 defa, rekorum 67, 67 defa çaldı oldu. İstanbul 112'ye geldiğimde herhalde 120 defa falan telefonum çalar. Ondan sonra. Ama hidayetlerimiz de sizler de çok fazla sorun getirmeden gayet de uyumlu bir şekilde çalışıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize Allah razı olsun. Evlat, Sayın İl Sağlık Müdürümüz Profesör Doktor Kemal Neyişoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Bütün arkadaşlar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden de bayramınızı kutluyorum bu güzel nezih bir ortamda. Ramazan'ın bize ikramı bu toplu olarak sosyal anlamda iftarı Allah hepimizi kabul etsin. Çok da güzel bunu organize eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Güzel bir ortam. İnşallah daha büyük, daha iyi ortamlarda buluşuruz. Tabii Semih Başkan acil deneyimi 112 olarak yaşamadım ama Hop Meydan'a genel cerrahi ihtisaslıyım. 91-96. Oradaki acilin bir tarafında belki en zevkli tarafını yaşadık. Acilliği genel cerrah olarak en çok sevdiğim gerçekten acil hastaya anlık müdahale çok zevkli bir iştir. Heyecanlı bir iştir. Biraz da heyecan ve sürenen bezlerimizin fazla çalışmasını sevmemizden kaynaklanan bir acil hep sevgisi var içinde. Çünkü acilcileri acil hastaya müdahaleyi bir cesaret, bir kahramanlık olarak görüyor. Ama sizin bir telefonla bir eve girdiğinizde sadece hasta değil, hangi ortamla karşılaşacağını bilmeyen cesaretli insanlar olarak görüyorum acilcileri. Veya acil kapısında hastayı beklerken ne olduğunu bilmeden o birkaç saniye, birkaç dakika hastanın ne olduğunu bilmeden, neyle karşılaşacağını bilmeden o hastaya tedavi ve tanı koymak için uğraşan cengaverler olarak görüyorum. Havaalanı patlaması, sonra Vodafone patlaması, sonra 15 dakika hepsini yaşadım. Daha doğrusu 15 Temmuz öncesi ve sonrasında Vodafone patlaması bir sahne var. Terör sahnesi. Dünyadaki bütün televizyon kanallarında gösterildi. Yaklaşık 40 dakika sanıyorum değil mi? 160 tane ambulans geldi Vodafone. Ve bütün ambulans ışıklarıyla 100 ambulans, 160 ambulans o Dolmabahçe stadının çevresinde ışıkların çakarlarıyla bütün dünyadaki ülkelere o görüntü yayınlandı. Siz sadece orada acil hizmeti sunmadınız esas. Oraya o kadar kısa sürede
o kadar çok ambulansın gelebilecek bir ülke olduğunu dünyaya göstermemiz. Yani o kadar kısa sürede o kadar çok ambulansın gelebilecek bir ülke olduğumuzu ve bunun gücümüzün ne olduğunu sadece bu ekran görüntüsü bile esasında dünyaya gösterdi. Bunun farkında değil çoğu insan. Ben Amerika'da, Miami'de transplantta çalıştım. Dünyanın en gelişmiş Amerika tıp diyoruz, sağlık sistemi diyoruz ama 40 dakika, 35 dakikada New York'un ortasında bombalama olayından o kadar ambulans Amerika'da bile o anda toplanamaz artık. Cengaverlik bir yere kadar. Çünkü bu toplumun zaten genlerinde var. Savaşçılık, mertlik, cengaverlik. Buna eğer bilimi ilave edersek, çalışkanlığı ilave edersek ve bununla beraber birlikteliği sevgilersek dünyanın bir numaralı medeniyetini yeniden ayağa kaldırırız. 112'de aynı cerrahi ameliyatta küçük bir asistan hata yapmazsa sizler yapamazsınız. Asistan hata yapmaz. Cerrah da hata yapmaz. Onun için herkes 112'de hata yapmayacak şekilde çalışması. Cengavirsiniz. Gerçekten akıncısınız. İdealistsiniz. Ama hatayı sizin yaptığınız iş affetmez. Pardon olmaz. Onun için ben bunun olmaması için her şeyi yapacağım. İl Sağlık Müdürü olarak da gerçekten sizinle gurur duyuyorum. Ve 112'nin özellikle İstanbul'daki çalışması Türkiye'de hep örnek oluyor, örnek de olacak. Sizden istirhamım şudur. Zor bir süreçte bu ülke. Bunu sadece meslek olarak görmeyin. Bunu sadece para kazandığınız iş olarak görmeyin. Bunu bu ülkenin nasıl askeri, özel temsilcisi canını veriyorsa şu anda en az sizler ve onlar kadar bu ülke için çalışmayı düşünüyorum. Bunu hiç unutmayın. Mutlu olmanız için, Allah rızası için ve bu ülke için çalışın. Bu anda bizim neslimiz bu şekilde çalışacak. Yoksa ayağa kalkamayız. Birkaç kişinin, 3-4 kişinin çalışması olmaz. Hepimiz çalışacağız. Hepimiz en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Saygılar. Sayın Acil Sağlık Hizmetleri Başkanımız, Uzman Doktor Semih Korkut'a, tüm sevgili değerli misafirlerimize ve 112 ailemizin kıymetli çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.